Bugün Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Binası'na gerçekleştirilen ırkçı saldırı sonucunda yaşam hakkı ihlal edilmiş olan Deniz Poyraz'ın katledildiği davanın 4. duruşmasındaydık. Bizler bu süreci başından beri barolar olarak da ayrıca takip ediyoruz. İnsan haklarını savunma ve koruma gibi temel yasal yükümlülüğü olan bu kurumların temsilcisi olarak da bu sürecin bir parçasıyız. Bu süreci değerlendiriyoruz. Duruşmalara katılıyoruz. Bugün de aramızda İzmir Barosu, Muş Barosu, yine Van Barosu bulunmaktadır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz. Bu hunharca cinayet işlendikten hemen sonra mağdur tarafının avukatlığını üstlenmiş meslektaşlarımız maddi hakikatin ortaya çıkması için çok önemli, etkin, maddi hakikati ortaya çıkaracak delillerin sağlıklı bir şekilde toplanmasını gerçekleştirecek bütün talepleri maalesef sonuçsuz kalmıştır. Sadece bir bireyin yaşam hakkına değil, aynı zamanda bir ülkenin toplumsal barışını hedeflemiş olan çok ciddi, vahim bir eylemden bahsediyoruz. Etkin olmayan bu kovuşturma süreci olayı bütün boyutlarıyla aydınlatılmasını engelliyor. Bizler mağdur tarafın avukatları olarak, hukuk örgütlerinin temsilcileri olarak bu süreci takip edeceğiz. Bu süreci sonuna kadar takip etmekte kararlıyız. Bu ülkede barış isteyenleri, demokrasi, özgürlük, adalet isteyenleri bir arada eşit koşullarda herkesin kendi haklarıyla yaşadığı, kadınların özgür olduğu, kimsenin ötekileştirilmediği bir dünya hayaline karşı gerçekleştirdiler. Ve bu saldırı dalgası sadece Deniz Poyraz'la sınırlı kalmadı. Arkasından Deniz Poyraz arkadaşımıza ilişkin davanın duruşmasının yapılacağı ilk gün Bahçeli Evler ilçemizde İstanbul'da gerçekleştirilen saldırı da bu dalganın bir parçasıydı. Bugün sabah gerçekleştirilmeye çalışılan yine emniyet güçlerinin aynı Deniz Poyraz'ın katledildiği gün gösterdiği o şefkatli, sana yönelik şefkatli yaklaşımının örneğini gördüğümüz, hep beraber gördüğümüz bugünkü olay da aslında bu saldırı dalgasının diğer bir parçasıydı. Ve bu saldırı dalgası her gün partimizin faaliyetlerini engellemeye yönelik hamlelerle, sürekli operasyonlarla, gözaltılarla, Kobani kumpas davalarıyla ve kapatma davalarıyla sürüyor. Ve sadece partimize yönelik değil, bir tweet atanın dahi gözaltına alıp tutuklandığı, günlerce gözaltında kaldığı yargı operasyonlarıyla sürüyor. Biz şunu biliyoruz. Yargı bu ülkede bağımlı. İktidara, saraya doğrudan bağımlı bir yargıdan bahsediyoruz. Ne isteniyorsa onun gerçekleştiği bir yargıdan bahsediyoruz. Bu ülkede gerçek adalet yok. Ne kadınlar için, ne ezilenler için, ne yoksullar için, ne işçiler için, ne emekçiler için ve tabii ki Kürtler için. Bu ülkede gerçek adaletin izi kalmadı. Ve biz bir kez daha gerçek adaleti gerçekleştirmek için, bu ülkenin özgürlüğü için bu davayı da, bütün davaları da takip etmeye devam edeceğimizi, hakikatin açığa çıkarılması için her yolu deneyeceğimizi, her mücadeleyi yürüteceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.